Hobbit Ev 2'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hobbit Ev videomu o kadar çok sevdiniz ki ben de ikincisini çekip size göstermek için sabırsızlandım ve nihayet Sapanca'ya geldim. Bu seferki Hobbit Ev bir öncekinden çok daha farklı. Her detayını size göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama öncelikle bu tarz minimalist konsept evlerle daha fazla karşınıza gelebilmem için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Lütfen rica ediyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Ardından bu videoma bir de beğeni yapın. İşte bu kadar. O zaman ben daha fazla uzatmayayım ve hemen bir an önce videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Sapanca'dayız arkadaşlar. Buradan bir videoyla daha karşınıza gelmiştim. Hemen kartları ekliyorum. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Ama izleyenler varsa da Özlem aynı videoyu mu izliyoruz biz acaba diyebilirler. Çünkü bir önceki videomdaki evi çok benzeri. Yani şöyle dışarıdan görünümü benziyor ama içerisi aynı değil arkadaşlar. O ev çok daha küçüktü. Bu ev 45 metrekarelik bir Hobbit ev. Ama yapan firma aynı. Aynı firmaya yaptırmışlar. Dedim ki madem ikinci evi yaptınız ben hemen orada konaklamaya gelmek istiyorum dedim ve sağ olsunlar geldim. Hemen burayı merak edenler için buranın adını veriyorum. Burası Hobbit House Sapanca olarak geçiyor arkadaşlar. Instagram linklerini, telefon numaralarını, hepsini, bütün detayları açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hiç merak etmeyin. Emin Bey ilgileniyor. Emin Bey'i arayıp burayla ilgili konaklama rezervasyonunu yaptırabilirsiniz. Hatta ben size bu evleri yapan firmanın adını da vereyim. Araştırdım buldum arkadaşlar. Irmak Ahşap olarak geçiyor. Siz de bu tarz böyle değişik konseptli şirin minimalist ev yaptırmak istiyorsanız eğer Irmak Ahşap'a ulaşabilirsiniz. Kendileri size yardımcı olacaktır. Şu anda da izliyorlarsa eğer kendilerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Konumuzu daha fazla dağıtmadan biz evimizi incelemeye geçelim bence. Öncelikle arkadaşlar evimizin içerisine girmeden önce şöyle etrafını güzelce göstermek istiyorum size. Böyle güzel bir yeşilliğin içerisinde, güzel bir bahçenin içerisinde bulunuyor. Ve hemen şöyle sol tarafımda kalıyor. Şu anda hava biraz kapalı. Belki net göremeyebiliyorsunuzdur. Ama buraya açık bir havada geldiğinizde mutlaka ki göreceksiniz. Muhteşem bir Sapanca Gölü manzarasına bakıyor ev. Aynı zamanda verandası da tabii ki Sapanca Gölü manzarasına bakıyor. Verandada bulunan masada da kahvaltınızı yapabilirsiniz böyle Sapanca Gölü'ne karşı. Buraya da diğer evde yoktu. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Şu anda hava yağmurlu diye koymamışlar ama burada bulunan bu halat ipin üzerine minderler koyuyorlar. Yıldızlara karşı keyif yapabilirsiniz onları uzanıp. Ve hemen şu detaydan da bahsetmek istiyorum. Evin içerisinde mutfak bulunuyor. Onu size göstereceğim. Ama aynı zamanda bahçede bir de barbekü bulunuyor. Barbeküde de mangal yapabilirsiniz. Cızbız et getirirseniz yanınızda. Etrafla ilgili bilgi verdiğime göre, evin dışarısını da doya doya gördüğümüze göre artık içerisini keşfedelim mi? Ben de üşümeye başladım. Bugün hava yağmurlu ve kapalı biraz. Daha fazla üşümeyeyim. Hadi gelin evin içerisini keşfetmeye başlayalım. Ve Hobbit Ev'in içerisindeyiz. Nihayet içerisine girdik arkadaşlar. İçeride ilk dikkatimi çeken şey her tarafta Hobbit'e dair. Hani Hobbit filmini biliyorsunuzdur. Hobbit filmine dair figürlerin, yazılı bir takım objelerin olması dikkatimi çekti. Girer girmez şöyle bir oturma grubu karşılıyor bizi. Burada bulunduğum berceri göstereyim size. Böyle tekli bir berjer var. Hemen yanında bir tane daha var. Hemen bunların karşı tarafında da ikili bir koltuk bulunuyor burada. Ortaya da bir orta sehpa konumlandırmışlar. Pencerelere bakalım. Küçük küçük minik minik Hobbit House penceresi kıvamında minik minik iki tane pencere bulunuyor bu odada. Bir de televizyon da var arkadaşlar. Buranın diğer videosunu çektiğimden bahsetmiştim. O evde de televizyon bulunuyordu. Niçin böyle doğa içerisinde konaklama yerlerinde ısrarla televizyon bulunuyor anlamıyorum. Bu arada kitaplar bulunuyor burada. Vay, hoşuma gitti. İşte bu detayları seviyorum. Böyle ince detayları seviyorum. Buraya geldiğinizde eğer yanınızda kitabınız olmazsa ve ilginizi çekerse okuyabilmeniz adına buraya kitaplar koymuşlar.
Odanın bu tarafına geçecek olursak eğer güzeller güzeli kocaman bir odun sobası bulunuyor arkadaşlar. Bunu ilk olarak göstermek istiyorum size. Şömine mi deniliyor? Açıkçası ben tam olarak bilmiyorum. Ama biz odunla yaktık ve gümbür gümbür yanıyor. Şu anda bayağı odayı ısıttı. Bir şey itiraf edeceğim. Biz 2 saattir uğraşıyoruz bu kıvama getirebilmek için. İçeriği bir duman bastı. Bir duman bastı. Onunla uğraştık. Çünkü niye? Aslında duman basmaması gerekiyormuş ama biz bir yerini kapatmayı unutmuşuz. O yüzden olmuş. Ama şu anda yavaş yavaş duman gitti. Artık keyfini sürme vakti geldi. Eğer siz de böyle soba özlemi duyuyorsanız, artık evlerimizde soba yanmıyor. Kaloriferle ısınıyoruz, peteklerle ısınıyoruz. Soba özlemi duyuyorsanız gidip burada böyle konaklama deneyimi, soba deneyimi yaşayabilirsiniz. Odunlarınız da hemen sobanın arka tarafında hazır halde olacaktır. Odadaki en sevdiğim diğer detayları göstereyim hemen size. Şu aplikleri çok beğenmiştim öteki evdeyken. Bu eve de koymuşlar. Çok şık olmuş. Bir de şöyle halat detayından geçirmişler apliklerin kablosunu. Bunlar çok küçük detaylar ama ben çok beğeniyorum böyle detayları. Hemen odanın diğer... Bu arada oda bayağı büyük, farkında mısınız? Yani odanın içerisinde hem bir oturma grubu, aynı zamanda küçük olmayan büyükçe bir odun sobası. Burada da minik bir masa bulunuyor. Masanın hemen yanında da böyle bir bar gibi bir şey yapmışlar. Üzerine de kullanabileceğiniz küçük mutfak aletlerini koymuşlar. Mesela bu Türk kahvesi makinesi. İşte yanında da bir makine bulunuyor. Aynı zamanda hemen duvarın bitiminde de minik minik kupalar koymuşlar. Bence bunlar çok önemli ve hoş detaylar olmuş. İşte şekeri, kahvesi böyle üç bir arada tarzında. Ve burada bir de kettle bulunuyor. Hemen kettle'ın yanında da fişleri prize takabileceğiniz priz bulunuyor. Burası böyle kahve köşesi tarzında olmuş. Hemen kahve köşesinin yanına da bu küçük masayı koymuşlar. Burada böyle keyif yapabilirsiniz. Tarz konaklama yerlerinde en ihtiyaç duyulan detaylardan bir tanesi mutfak oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi bu evde de, diğer evde de olduğu gibi mutfak bulunuyor, yapmışlar. Bence çok önemli bir detay. İçerisinde de kabı kacağı, tabağı, bardağı, çaydanlığı, yani her detay var bir mutfağa dair. Evimizdeki mutfaklarda bulunan hemen hemen her şey bulunuyor. Yani yanınızda bardak, çatal, kaşık, tabak tarzında şeyler getirmenize gerek yok buraya gelirken. Burada da evet, küçük bir buzdolabı mevcut. Ben de içerisine yanımda getirdiğim yiyecekleri koydum. Buzdolabının hemen üst tarafındaki tezgahın en dip tarafında iki gözlü bir elektrikli ocak mevcut. Bu tarz konaklama yerlerinde zaten elektrikli ocak kullanılması gerekiyor. O yüzden elektrikli ocak koymuşlar. Yine tezgahı çok değişik bir tarzda yapmışlar. Hiç öyle sıradan bir tezgah değil. Güzel olmuş, böyle bir ahşap tezgah kullanmışlar. Hoş olmuş bence. Çok şık. Mutfağın yan tarafında banyo mevcut. Banyonun içerisinde klozet, arkamda duran el yıkama lavabosu, lavabonun üzerinde küçük bir pencere. Vay, bu pencere çok tatlıymış ama. Ha? Pencerenin üzerinde minik şık bir ayna bulunuyor. Hemen bu sağ tarafımda da köşe duşakabin bulunuyor arkadaşlar. Bence banyo da çok şık. Kapısı da çok tatlı, bakar mısınız? Bu arada burada 6 kişi konaklayabilir dedim. Özlem, nerede konaklayacağız diyorsanız eğer, hemen göstereyim. Mutfağın yan tarafında küçük bir oda mevcut. Ben buranın ışığını bulamadığım için şu anda açamadım. Çok fazla göstermek istemiyorum. Burada 2 tane, yani şöyle söyleyeyim. Burada ranza bulunuyor. Bir tane ranza ve 2 kişinin yatabileceği 2 tane yatak mevcut. Diğer kişiler nerede yatacak derseniz eğer, hemen burayı gösterirken söylemeyi atlamışım. Onu da söyleyeyim. Oturma grubu açılıp yatak olabiliyor. 2 kişi de burada yatabilir. Aynı zamanda evin üst katında da diğer 2 kişi yatabilir. Şimdi gelin hep beraber evin üst katını keşfedelim. İşte diğer 2 kişinin de yatabileceği yatak evin üst katında burada bulunuyor arkadaşlar. Çift kişilik yatak var üst katta. Burayı yatak odası olarak değerlendirmişler. Neler var hemen yatak odasında bakalım. Yatak başında ya şöyle, evin her tarafında sizin de dikkatinizi çekti mi? Böyle ahşaptan çok güzel, çok dekoratif, hoş objeler yapmışlar. Hemen yatak başında da o tarz bir şey, obje görüyorum. Böyle bir küçük minik bir sehpa tarzında bir şey yapmışlar. Üzerine de havlu koymuşlar. Bu arada yatak başında da
şöyle ışığınızı açıp kapatabileceğiniz düğmeyi ve aynı zamanda telefonunuzu şarja takabileceğiniz priz görünüyor. Onu göstermek istedim size. Odanın bu kısmına da geçtiğimizde de yine yatak başında size gösterdiğim tarzda yine böyle ahşaptan, böyle ağaçtan yapılmış değişik tarzda küçük minik sehpalar görüyorum. Manzara çok güzel değil mi? Bu arada ben bütün gündür Sapanca'daydım bugün ve Sapanca'da müthiş kapalı bir hava vardı ve yağış vardı. İlerleyen saatlerde böyle akşam saatlerine doğru yağmur durdu. Hatta şu anda çok tatlı bir akşam güneşi düştü Sapanca Gölü'nün üzerine ve şu anda siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben çok net bir şekilde görüyorum. Çok tatlı bir gök kuşağı oluştu. Vallahi tam seyirlik oldu. Buraya oturun, keyifli bir şekilde gök kuşağını seyredin. Aa, bu arada buraya oturun dedim ama ben bunların ne olduğunu şu anda çözdüm. Bunlar oturmalıkmış. Aa! Gerçekten şu anda çözdüm. Bakın çok tatlı olmuş ama ya. Bunlara böyle oturun. Buraya da kahvenizi koyun. Ben burada konaklayacağım arkadaşlar bugün. Oh! Mis gibi. Gerçekten çok keyifli bir gün, çok keyifli bir akşam olacağını düşünüyorum. Birazdan da yemeğimi hazırlayacağım. Buranın diğer evini hazırladığım videomu çok beğenmiştiniz. Umarım bu videomu da çok beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz eğer, beğeni yapmayı unutmuyorsunuz değil mi? İzleyip geçmek yok. Beğeni yapın. Olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Aynı zamanda kanalıma da mutlaka ki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden fikirlerinizi de almak istiyorum. Bu Hobbit evde neler size göre eksik? Neler olmasını isterdiniz? Nasıl farklı bir tarz düşünüyorsanız eğer nasıl bir tarzda olmasını isterdiniz? Her şeyi yorumlara yazın. Bizim için de fikir olmuş oluyor. Bu arada yeniden hatırlatayım. Burada konaklama yapabilirsiniz. Gelip böyle keyifli benim bu yaşayacağım keyfi siz de yaşayabilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram linklerini, telefonlarını bırakıyorum. Oradan buranın sahibine ulaşıp burada konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan kendinize çok iyi bakın. Artık benim için keyif vakti. Hoşçakalın. Thank you.